Selam millet, dedir oyunlar. Tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Voxel Clicker oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 190.13 milyon gold kazanmış oyun biz yokken. Evet. 190.13 milyon gold. Hemen şöyle girelim. Bedava bir tane shopumuz var. Onu alalım. Dragon Blood var. 10 elmasa. Onu alalım. Başka neler var? İşimize yarayacak başka ne var bilmiyorum. 20 kristale Cursed Kauzer. Tausers diye bir şey var. Şimdilik onu bıraktım. Evet, şimdi Dragon Blood'ımız burada duruyor. Şu sandığı bir açalım abi. Kılıç, kalkan, bir şeyler. Kılıcın 21.000, 32.000 diyor. Hemen equip diyorum onu. Oo, bir de kılıcımız neymiş? Two-handed'mış. Bir saniye, two-handed. Şimdi buna göre çok iyi, tamam. Sadece Vitality veriyor. Bizdeki Vitality de Extremity veriyor. Ama aynı zamanda buradan da Strength Vitality kazanıyoruz. Bu aslında çok iyi olmadı gibi, bilmiyorum. Şuna equip diyelim, bunu sell diyebiliriz. Bu çünkü teklik bir eşya. Two-handed aldıysak eğer, two-handed özelliği mi geldi acaba bize? Kesinlikle two-handed özelliği gelmiş. %1200 hasar veren bir tane özelliğimiz açılıyor böylece. One Handed'ı da kaybettik, Shield'ı da kaybettik. Denemeye değer gibi ama yine de. Bakalım, denemeye değer gibi. Upgrade, upgrade evladım. Upgrade diyemiyorum, bir daha Dragon Blood yok çünkü. Hala Dragon Blood satmıyorsun bana, değil mi? Simit'ten crafting diyelim bakalım bir. Crafting'ten neler neler yapabiliyoruz? Hiçbir şey yapamıyoruz. Çünkü Monster Fluid yok elimizde. Level 2 Emerald yok. Level 3 yok. 80. level Monster Skin. Rabi Küboid 1. Bu kılıçlar falan zaten çok tırt kaldı artık ya. Ben bunların malzemelerini bulamıyorum çünkü Rabi Küboid'im çok fazla yok. Rabi Küboid'leri bosslardan çıkartıyoruz. Ben de bosslara dalma konusunda çok bir şey varlık gösteremediğim için böyle oldu. Ama bir yandan kardeşlerim size Companion'ı göstereyim. Companion'larda gördüğünüz gibi birçok Companion açtım. Mage'im var. Hepsinin özellikleri var. Bu %400 hasar vuran bir şey fırlatıyor. Damage'i tabi bize göre çok düşük. Ama bütün karakterlerin power'ını arttırıyor. Kendi power'ını arttırıyor. Efendim, bütün karakterlere bir daha power arttırıyor. Bütün herkesin health'ını arttırıyor. Böyle değişik özellikleri var karakterlerin. Ben bu 3 tanesini, 4 tanesini koymayı uygun gördüm. 200. level'da bunu verecekmiş bize. Şimdilik bunları da bir şöyle kenara çekelim. Kendi özelliklerimde verecek bir şeyim yok. Bir haritaya gidelim bakalım neler yapabiliyoruz. Bakalım neler yapabiliyoruz. En son buraya kadar gelmişiz. Şuraya dal diyor. 130 artı olmanı tavsiye ediyor. Ben zaten 130 artıyım. Şöyle bir bakalım. Güzel dövüyorlar. Güzel dövdüler vallahi. Bizim adamlara tekme tokat girdiler resmen. Şu yaratığa bir tane göm çereyim. Oo, sağlam vurdu. Ama klerik bu arada elendi. Klerik elendi. Aradan çıktı. Benim karakterim haricinde bir tane karakter kaldı hatta. Boss'u indirebilir miyiz? Önemli olan o. Evet, boss'a bir tane özellik attım. İyi vurdum. Bir tane daha özellik attım. İyi vurdum. Boss da benim ağzımı burnumu kırıyor. Bir kere daha vurursa zaten boss beni indirecek. Bir kere daha vurmadan ben ona vursam vallahi başardık. Başardık. Olmaz dedim ama oldu. Oyun başa döndü diyor. Hard olarak girebilirsin şimdi oyuna diyor. Bir girelim bakalım ne olmuş hard'da. Oo, çok şeyler olmuş. Yaratıklara tek tek atıyorlar valla. Tek tek indiriyor her vurduğunu. Mage gitti, cleric gitti. Archer gitti. Bütün herkesi temizlediler. Şimdi beni temizleyecekler. Çok da abartı vuramıyor ama temizler bence yani. Bence o potansiyeli gördüm ben rakibimde. Zaten boss'a kadar gitmeyi başarsak bile boss geldi mi aklımızı alacak. Boss'a kadar da gitmeyi başaramadık açıkçası. Boss'a kadar gelmeyi başardık. Boss öldürdü bizi. Back to home diyelim. Eve dön Yankee. Yankee eve dön. Player attributes.
Attributes'larda sen şunu upgrade'i bir al çünkü başka türlü yapamıyorsun onu. Skill'ler gelmiş, pardon. Two Hand'a da skill gelmiş. Bu ne diyor? Improved Heavy. Mana kostunu Heavy Strike'ın 1 düşürür. Upgrade. Hasar %5. Upgrade. 2 düşürsün Ability'nin kostunu. Şimdi paramız 337 milyon. Companion'a biz bir gelelim. Companion'da Knight ne yapıyormuş? Mighty Weapon'la hasar vuruyor. Bütün karakterlerin gücü artıyor. Kendi gücü artıyor. Bütün karakterlerin health'ı artıyor. Şu anda 1000 ile level atlıyorlar hala değil mi? 156 bin ile atlıyorlar. Yanlış görmüyorum. Tamam, 10 çarpı devam etsinler. Hepsini 100 yapabilirim galiba ben bu karakterlerin. Bakayım, hala param var. Companion'lara yatırıma devam edeyim ben. Şöyle 120 yapayım hepsini. Hatta 125 yapayım. Yani 125 diye bir şey yok zaten 130 oluyorlar. Ne oldular şimdi bunlar? Hasar 92K oldu. Benim hasarım kaçtı bu arada? Şuradan iki tane de reward'um varmış. Onları da hemen toplayayım. Transmog, evet, eşyalarımın şekillerini değiştiriyor. Hala bayağı param var. Bu arada. Benim hasarım 250K. İşte kritim, maritim, hit point'im 37K. Companion'larıma bakayım. Health'i çok az. Idle'ı bu, atağı bu, skill'i bu. Ha, özelliklerine bakıyorum. Herkesin health'ını arttırıyor. Kendi power'ını %500 arttırıyor. Aynı paraya mı level atlıyor bunlar? Aynı paraya atlamıyor. Gitgide ilerledikçe daha da pahalı, pehalı parayla level atlamaya başlamışlar. 200'de taunt'u olacak bunun. Ha, bu taunt'u olunca milleti korumaya başlayacak. Bu gerçekten güzelmiş. Kendi canı artacak. Kaça kadar level atlıyor bu 500'e karşı? Oo. 2500, 4000 mi? 4000 mi? Şu vaziyette bir deneyelim mi bakalım ne yapıyorlar? Merak ettim. Biz de hızlı hızlı özellik atabiliyor olacağız şu anda. Evet, klerik tek yemedi ama iyi halde de kalmadı yani. Klerik şimdi indi. Mage de indi. Tabii Knight'a saldırırlarsa Knight şu anda gıdıklanıyor. Ama Knight'a saldırmıyorlar. Knight gıdıklanmıyor o yüzden. Boss'un bir süresi mi var burada? Bu versiyonda boss'un süresi mi var abi? Zaten ağzım burnumu kırıyor ama bir de süresi var galiba boss'un. Aa, bir tane daha vurdu, indirdi beni. Terbiyesiz. Back to home diyorum. Dur bak, ben senin hakkını alacağım şimdi. Ben şimdi senin hakkını alacağım, merak etme. Companion'lara geleyim de ben bir 150 yapayım hepsine. Sen bir gör bakayım ne oluyormuş. ...1,52 milyon. 180 milyon diyor hala ya. Ama sanki en güzel özellikleri 200'de hepsinin ya. Power %500 diyor 200'de. Korkunç bir hal alacak yani. Bütün karakterlerin power'ını arttırması falan da saçmalıyor. Bakalım şimdi olacak gibi. Şuradan player diyelim. Player'ımız attribute değil, skill almış yine. Güzel. Yine two-handed skill'i almış. Two-handed skill'ini şöyle verelim. Upgrade diyelim. Şimdi rank 3'e geçmiş. Ne yapacak? Weapon'ı aura ile kaplar. Weapon damage %50 artar 30 saniye için. Çıldırılmış kombat pozisyonuna girer. %100 fazla vurur ama %50 fazla hasar yer.
%30'dan az health'ın varken %10 az hasar yersin. Güzel istatistikler böyle. Gerçekten güzel şeyler bunlar. Crafting diyelim bakalım. Smithy'den. Bir de üzerimizdeki ekipmanları bir kontrol edelim bakalım. Tırt bir şeyimiz var mı? Aslında tırt bir şeyimiz yok. 140, 80. Kaskımız 40'lıkmış. Kaskı değiştirebiliriz. Botlarımız 80. Kaskımız 40'lıkmış. Kask yapabiliyorsak bir tane kask yapalım. 80'lik kask yapabiliyoruz abi. Craft. Okey. Teşekkür ederim. Bag'den bakalım o kaska. Kesinlikle çok daha iyi bir kask. Ama gerçi bu set gibi bir şeymiş. Neyse ben yine de bunu equip diyeceğim. Bunu da sell diyeceğim. Yes. Bunu da sell diyeceğim. Bunu da sell diyeceğim. Şu ne yapıyormuş? Louis Heirloom. Oo, Legendary Epic bilmem ne item bulmuşum. Kesinlikle bu daha iyi. Baksanıza bu 90 dexterity veriyor. Bu 417 strength, 390 intelligence, 402 dexterity, gold kazancı %10. Bütün companionlar %50 hasar vurur. Yani tartışılmaz bile ya. Benim bir tane wooden shield'ım varmış gerçi kaliteli. 153. seviye. Bu bir kalsın. Şimdi Smith'ten o zaman kendimize bahsettiğimiz gibi 153. seviye bir tane silah yapacak olsak nasıl yaparız bakalım. Bu 50. seviyeymiş. Iron Sword 100. seviyeymiş. Güzel gidiyor ama hala istediğimiz tat yok. Bu 190. seviye, bu 130. seviye. Ha, arada bir şey yok. Gladius için Copper Ingot lazım. Emerald Cobalt 2 lazım. Ruby Cobalt 2 lazım. Ki o da bizim istediğimiz gibi bir tat vermiyor. Gladius One Handed bu lazım aslında bize. Dragon Blood, Copper Ingot, Ruby Cobalt 3 lazım. Ruby Cobalt 3. Shop'a bir bakalım. Ruby Cobalt 3. Buy dedik. Şöyle bir durduracağım onu. Smith'ten craft dediğim zaman. Şuradaydın değil mi sen? Şurada değildin. O sen değildin. Sen buydun. Dragon Blood lazımmış bir de. Dragon Blood. Bakalım Blood. Shop'ta var mı Dragon Blood? Dragon Blood shop'ta yok. Dragon Blood'ın çıktığı yer neresi? Normal diyorum. Normali alıp şuradan Dragon Blood arıyorum bir tane. Dragon Blood yok. Dragon Blood yok. 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 Efendim yine yok. Burada da yok. Burada da yok. Bu ne? Dragon Blood. Ama bu sarı. Bir saniye bu sarı. Sarı Dragon Blood mı istiyor acaba? Sarı Dragon Blood'la kırmızı Dragon Blood farklı şeyler mi? Bir de bu var tabi. Çocuğum niye beni mutsuz ediyorsun? Sarı Dragon Blood'mış zaten bu da. Niye ben kırmızı diye hatırlıyorum ki? Yalnız boss'u indirmemiz lazım galiba oradaki sarı Dragon Blood'ı almak için. Çocuğum burada mıydın? Neredeydin sen ya? Ha, buradaymış. Enter. Saniyesinde bitecektir diye düşünüyorum şimdi bu. Evet, kılıcı salladığı gibi indiriyor adam. Rose çıktı dedi. Hiçbir şey çıkmadı galiba. Forest bilmem ne bilmem kaç çıktı. Peki Dragon Blood başka yerden çıkmıyor mu? Çıkıyor. Field 3'ten de çıkıyor. Field 3'e de girelim. Demek ki çıkmıyor ama yani bu. Çıkıyor da çıkmıyor. Ne çıktı? Kapror çıktı. Yine Rose çıktı. Ve Forest Chest çıktı yine. Haksızlık değil mi ya? Rose yağdırıyorsun ama Dragon Blood'ı vermiyorsun. Bak buradan itibaren çıkıyormuş. O seviyeden itibaren Dragon Blood çıkıyor aslında. Onluk bir yer varsa onu yapalım ya. Artı bir skill point çıktı. Ha, skill point de aradan çıkıyormuş. Bak bunu bilmiyordum. Rose çıktı yine. Iron Ore çıktı.
Forest Chest çıktı. Belki de aradaki boss'tan çıkıyor. Yani çıkmadığı zaman boşuna giriyoruz biz oraya. Bir Dragon Blood da burada. Hepsi de 20'likmiş bunların ya maşallah. Vay, yavaşlamaya başladı. Hiçbir şey çıkmadı bundan. Olduğu gibi tırt çıktı bu. Back to home diyeyim bakalım. Ne çıktı ne çıkmadı şöyle bir kontrol edelim. Artı bir skill çıktı tabii. Ben onu fark ettim. Merak etme sen. General skill çıkmış artı bir. General skillimizde biz ne diyorduk? Daha fazla para diyorduk değil mi? Ya da kritime %1 verebilirim. Experience'ime %5 verebilirim. Düşmanı öldürdükçe %1 health. Belki. Şöyle yapalım. Çantamıza bir gelelim. Şurada çantamız var. Use diyelim. Open all diyelim. Hiçbirinden hiçbir şey çıkmayacak biliyorum. O yüzden hızlı hızlı satıyorum onları. Sel yavrum sel. Sel 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 hiç uğraşma. Oradan bendekinden iyi bir şey çıkamaz. 21 bin nereye? Senin vereceğin nereye? 19 tane de bundan almışım ya. İlginç bir şekilde. Demek ki aslında çıkabiliyor. Belki de şansımızı biraz denememiz lazım. Bilemiyorum. 164 milyonken companionlarımız şuradan çarpı 10'la bir seni mi level'lasam önce ya? Önce bunu arttırdım bakayım. 37 milyon kaldı zaten. Yalan oldular artık. Sen ne veriyormuşsun oradan özellik olarak? Bir bak bakayım bana 200. level'da. Taunt. Düşmandan özellik şeyini, öfkesini üzerine çekebilir artık diyor. Bakalım umarım belki işe yarar diye düşünüyorum. Umarım belki. Böyle cümlelerime de hastayım. Umarım belki işe yarar. Dragonblood burada yok değil mi? Inventory'ne 30 slot arttırır diyor. Attribute pointlerini siler. Bir saat için mana regen. Bir saat için XP regen. İlginç şeyler. Biz yine şuradan Dragonblood'a bir yürüyelim. Dragonblood. Göremedik daha kendisini ama inandık biz onun geleceğine. Guardian attı mı bir şey? Yine Rose mu geldi? Yine Rose geldi. Aa Dragonblood da geldi. Bayağı tankladı adam ya. Kardeşlerim adam tankladı. Vallahi oldu yani Knight'ın özelliği Taunt'u seçince. Ver Dragon Blood'ı yine bize. Rose verdi. Dragon Blood'ı vermedi bu sefer. Ultisini atınca Toyandı silahını ama aklını alıyor. Ultiyi atınca aklını alıyor abi. Smith'te upgrade hakkı verdim sana diyor. Dragon Blood'lı. Canım sağ ol. İstemiyorum. Dragon Blood bana lazım. Bir tane bulmuşum zaten onunla. Crafting'den şuradan hep gözümü diktiğim bir şey vardı. Onu yapacağım. Şunu yapacağım. 20 bine 27 bin. One-handed sword. Mükemmel. Bir Dragon Blood daha lazım bize. O zaman onu biz bir farmlayalım ya. Vallahi bulalım o Dragon Blood'ı biz. Buradaydı değil mi bir sonraki? Amulet veriyor. Şuna girelim biz devam edelim. Herhalde yüksek seviye yaratık öldürünce daha yüksek ihtimalle veriyordur diye düşünüyorum ama bilemiyorum ki yanlış mı yapıyorum. Level'ı da aldık. Rose'u da aldık. Ultiyi de attık. Replay stage diyorum.
Verdaladındalı. Konuşamadım. Dragon Blood'ı. Bazıları çok daha dayanıklı diğerlerinden ya. Replay Stage. Bir öncekini tekrar edeceğim olmazsa. Verdin mi? Vermedin. Birkaç tane daha quest bitti galiba. Galiba birkaç quest daha bitti. Şöyle bir gidip bakalım. Skill'lerimizde üstümüzde ne var ne yok. Player'da attribute kazanmışız. Attribute şimdi bir kalsın üzerimizde. Attribute biraz beklesin. Çanta diyelim ha. Şuradan use diyelim. Open all diyelim yine. Ama dandik geliyor tabii. Biz de bunu biliyoruz. Dandik geleceğini tahmin ediyoruz. Gerçi renkler elimdekinden iyiymiş ya. Çatır çutur satıyorum hiç bakmadan da. Hani elimdeki de dandik, bu da dandik. O yüzden çok şey yapmadım. Üzerinde durmadım. 7000'e 8000 olmaz canım o. O olmaz yani, onu geçeceksin. Onu geçeceksin yani, kusura bakma. Smith'te upgrade diyorsun hala. Tam bir terbiyesizsin. Şimdi 5 Diamond ödüllü Monster Slain var. Şunu halletmişiz. Bir öncekini halletmişiz. Sırada şunlar var görev olarak. Collect ettim edeceğime. Diamondlar, maymutlar geldi. Ne yaptın? Rabbit Küboid çıktı. Rabbit Küboid. Forest Chest. Olmadı. Şimdi ne çıktı? Hayır Rozuna ya. Hard'a tıklayayım. Şu 150'lik kısmı daha geçemedik değil mi? Enter diyelim buraya. Başlarken gücümüzü bir çekelim. Ondan sonra savaşmaya başlayalım. O sırada bizim yanımızdaki karakter tanklık görevini icra etmeye başlasın. Bakın tanklık görevini icra ediyor. Öfkeleri üstüne çekti. Gayet güzel öfkeleri toplamış olarak oynuyor. Takım arkadaşlarını koruyor. Ben de bu arada dağıtma görevini üstlenmiş vaziyette gayet güzel yapıyorum. Hemen boss'u çağırayım. Ultileri dizmeye başlayayım. Oo, ilk ulti de aklı çıktı daha. İlk ulti de aklı çıktı daha. Mükemmel. Mükemmel tek kelimeyle. Continue diyorum. Ödülü neymiş buranın? Hiçbir şeymiş. Enter'mış sadece. Buranın ödülü neymiş? Dragon Blood. Mükemmel işte. Küboid 3'ler falan var içinde. Otuz mu? 30 biraz ağır olmamış mı ya? İlkini patlattık bakalım. Ve Monster Fluid aldık. Olmadı yani açıkçası. Tankı iyileştiriyorlar. Ve o tanklıyor gerçekten güzel bir şekilde falan. Ben bu işi beğendim ya. Monster Fluid geldi bir daha. Belli ki Dragon Blood gelmeyecek. Canı sağ olsun oyunun, ne diyeyim. Ultiledim yavrum. Ultiledim. Ultiledim. Seni hemen kestim. Goblin Chest geldi. Bence şimdi bir evimize gelmenin vakti geldi. Evimize dönmenin. Hemen şuradan durumları kontrol etmemiz lazım. Çantadan bakalım. Aynen, Dragon zımbırtısı, başka bir şey yok. Use diyorum. Open all diyorum. Şuradaki eşyaların hepsini satıyorum. Yeşil olarak benden daha iyi olma şansları yok. Yüzsüz kas, strength vitality, yüzsüz kas. Strength vitality. Vallahi daha iyi. Sattım. Bunun daha iyi olma ihtimali yok.
Şimdi bu yüzlük bacaklık. Aa, bendeki 131'lik bacaklıkmış ama. Şu chest'ten neler çıkacak onu merak ediyorum. Bir tane yüksek level çıktı. Strength Vitality. Equip tamam. Yani gerçekten de yüksek seviyeye çıktı, kabul. Kılıç neymiş? 11'e 13K. Bizim yapmaya çalıştığımız kaç ki? Yani o da bundan biraz iyi yani aslında. Düşününce çok da böyle name yapmamak lazım ama neyse, devam edelim. Şöyle bir bakalım. Collect all. Kullanacağım skill sayısına göre ödül verecekmiş bana köfte. 156 artı gerekiyor burası için, gidemezsin diyor. O zaman zaten buraya gidip bir adamları farmda bırakmamız gerekiyormuş. Tankımız var, hasarımız var, DPS'imiz var. Bu iş hallolur gibi, bakalım. Yani işte burada level atlarız zaten. Evet, bizim ekip güzel oldu ya. Adam tanklıyor, diğeri onu healliyor falan. Aurablade. Habire Monster Fluid düşüyor abi. Dragon Blood yine düşmüyor. Burada boss'u çağırmadan bir level'ı garantileyelim de. İşte bu. Şimdi bir sonraki bölüme gidebiliriz. Orada da veriyordur diye düşünüyorum. Yani evet, veriyor. Sonuçta veriyor yani. Vermiyor değil. Çok bir şey değişmedi adamların güçlerinde. Gayet yapılable gibi duruyor burası da. Yavrum, Dragon Blood, Dragon Blood. Siz öğrenemediniz ama Dragon Blood. Ben söyleyeyim size. Adını unuttunuz artık eşyanın. Vallahi ismini unuttunuz yani eşyanın. Dragon Blood, Dragon Blood Monster Fluid. Böyle de bir şey yok ya. Vermedi, vermedi. Bilmem kaç tane birden verdi. Ulti, 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 ulti. Bütün ultileri attım adama. Back to home. Back to home Yankee. Şimdi çanta diyeyim. Şunu bir daha use diyeyim. İki tane birden açsın yine oradan. Böyle bir şey verdi bana. One-handed sword verdi. Senin ben canını yerim. Vermedi hiçbir şey. Open all dedim, ha şimdi verdi. Ogre femur verdi. Sel. Verdi mi vermedi mi anlayamadım. Ben de böyle boş boş ekrana bakıyordum. Şimdi bir saniye o zaman. Bu ne? Küboid 2. Bu ne? Küboid 1. Bu ne? Küboid 3. Küboid konuşamadım. Küboid 3. Smith'e geldiğimiz zaman. Crafting'de. Bizim yapabileceğimiz şeyler. 190'lık Vitality Ring'i yaptırıyor. 172'lik 90'lık yani 172-216'lık Strength yaptırıyor. 20'ye 27K'lık olan şeyi yaptırıyor buradan. Bundan sonraki yapabileceğim kılıç ne benim? Item level 130, ondan daha düşük. Yavrum ne yapıyorsun ya? İki kere misklik yapar mı bir adam ya? Bir kere misklik yaparsın da iki kere nedir ya? Şimdi bu kılıcı da yapabiliyoruz. Zaten kılıcı da buraya çıkarmış. 190 item level. Mükemmel. Müthiş. Efso. Bunları yapmak için Dragon Blood'a ihtiyacım var. Steel Tin Ingot lazım. Ama Dragon Blood öyle böyle ihtiyacım yok yani, onlar yalan ya. Yalan olmuş, dolan olmuş onlar. Tamam, ben şunu yapayım, devam edeyim abi. Her ne kadar yanımda tankım da olsa, artık çok fazla shield'a ihtiyacım olmasa da bilemedim yani. Şunu yapayım ben ya, yapayım. O kadar uğraştık, görelim yani. Teşekkür ederim. Şimdi adamıma geldiğim vakit benim elimde kılıç kaçtı? 21'e 32. Bu kılıç kaç? 22'ye 25.
Strength Vitality, XP bonus. Hem Strength'i fazla, hem Vitality'si fazla, hem XP bonusu var. Equip diyorum, hem tekelli. Şunu da equip diyorum. Maksimum manam da arttı. Ondan sonra şu kılıcı, one-handed'ı haliyle satıyorum artık. Gönül rahatlığıyla. Two-handed'ım burada dursun çünkü güzel, güçlü bir kılıç. Ondan sonra efendim şöyle bir geri geliyorum. Smith'e bir daha geliyorum. Upgrade'de upgrade ediyorum çünkü edebiliyorum. Bir daha upgrade ediyorum. Level 31 oldu. Smith'in leveliyle mi alakalı bunlar diyeceğim. Galiba leveliyle alakalı. 190'lık shield varmış yapabiliyor. Yine Dragon Blood. Tabi tabi. Yaparsın sen onu. Her şey Dragon Blood ya. Böyle bir şey olamaz. Dragon Blood'ın da o kadar çıkma ihtimali yok. Yani bayağı saatlerce başında oynamanız lazım. Ben AFK oynattım. Oyunu AFK oynattım yani. Yalan yok. Ben başında değildim oyun oynanırken. Şimdi buradan ne istiyorsun sen? Unlock Dungeon. 180'e level mı 180 diyor. Reach level 180 de Unlock Dungeon diyor ya. Vallahi kardeşlerim ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben buraya gelirim. Şuraya gelemiyorum zaten değil mi? Kesinlikle gelemiyorum. Şuraya gelirim. Enter derim. Mesela yapacağım şey şu. Video dışında yaparım şimdi bunu. Yani videoyu bitiririm ama bu devam eder. Şuraya gelirim böyle bırakırım. Vallahi bırakırım yani. Kendi kendine böyle takılırlar. Böylece tecrübe puanı kazanır. Son boss'a gider. Son boss'u da öldürmem. Sabaha kadar tecrübe puanı kasarım. Evet. Kardeşlerim gerçekten ilginç bir şekilde sarıyor oyun ya. Eşyaları da ben var ya en yakın benzetebildiğim World of Warcraft oldu. World of Warcraft. Yani MMO'ların geneline benziyor ama World of Warcraft stili yapmışlar eşyaları. Dediğim gibi oyun beni sarıyor. Sizlere de sardıysa tekrar görelim ileride neler var derseniz biraz daha ilerlediğim zaman bir video daha çekeyim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğeniyorum ve paylaşımlarınızı destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim asıl önemli olan Dedele Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedele Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.